oyunun konsept sanatı da gerçekten güzel gözüküyor. Ve efendim herkese merhabalar. Ben Barzonius ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Birçoğunuzun da bildiği üzere oyuna çok sağlam bir güncelleme geldi. Ki ben de bu güncelleme öncesinde sizlere sürekli bu yeni gelecek içeriklerle alakalı elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Ve bu son paylaşmış olduğum 5-6 videoyu da geliştirici günlüğünü inceleme açısından yapmıştık. Oyunun en aşağısında da sağ alt köşede görüyorsunuz. Oyun versiyonu şu an Vasilevs 1.13.0.1 versiyonunda. Oyuna hem ücretsiz güncelleme olarak belli başlı içerikler geldi hem de Road to Power ek paketinin alımıyla beraber gelmiş bir sürü yeni içerik var. Daha ana menüye gelir gelmez oyunu başlattıktan sonra karşınıza ikinci bir pencere çıkıyor ana menünün dışında. Burada ana menü, fabrika ayarı karakterler, yüklü ek paketler ve yeni bir pencere olarak haftanın karakteri içerikli bir pencere eklemişler. Burada görüyorsunuz mesela Franz Richard 21 yaşında. Belki az çok tahmin etmişsinizdir. Kendisi aslan yürekli Richard olarak da geçer tarihte. Mesela bu güzel bir içerik olmuş. Benim bundan yeni haberim oluyor. Mesela bir noktada şunu düşünebilirsiniz. Ya oyuna girdim bu sefer ne oynayayım? Kiminle başlayayım? Kimin kaderini değiştireyim? Gibi. Oyun size belli başlı böyle ön plana çıkabilecek karakterleri sunuyor. Hatta burada kendisiyle alabileceğimiz belli başlı başarımları da görebilirsiniz. Oyun kurallarını burada ayarlarsınız ve başla diyerek buradan devam edebilirsiniz. Bu videoda öncelikli olarak bu yeni gelen ek paket ve güncelleme ile alakalı bir ilk izlenim videosu çekmek istedim. Öncelikle 1178 haritasına bakacağız. 1178 haritasında nasıl karakterler var? Hangi ülkeler var? Durum ne? Göze çarpan durumlar gibi. Dolayısıyla daha fazla vakit kaybetmeden oyunumuza geçebiliriz. Normalde yeni oyun dediğiniz zaman karşınıza direkt burada 1066 ayrıcı geliyor. Bu güncellemeden önce burada 3 tane ayraç vardı. Şimdi bir tane daha eklemişler. Wandering Exiles yani gezen sürgünler gibi. Buraya tıkladığımızda ise 1066 yılında topraksın maceracı olarak seçilebilecek 6 tane özel karakter var. Bunlar tarihi karakterler. Kutalmış Süleyman, Rodrigo Diaz ve Hasan Sabbah gibi. Özellikle Rodrigo Diaz ve Hasan Sabbah için paradoksun dediğine göre bu karakterlere özel belli başlı görev zincirleri ve olay örgüleri olacak. 867'ye baktığımızda buradaki kitap ayrıcı karakterlerin duruşları biraz değişmiş. Mesela Rurik Rurikid'in duruşu biraz değişmiş. Onun dışında Kont Odo, Almos Arpat, Davrama Davra ve Jarl Hastings gibi karakterlerin sadece üzerlerindeki kıyafet değişmiş. Ragnar'ın oğulları çoğunlukla aynı şekilde sadece Alfred'in bıyıkları gitmiş nedense. İberya mücadelesi çoğunlukla aynı. İran mücadelesi yine çoğunlukla aynı. Ve 1178'e geldik efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Yepyeni bir tarih ve yepyeni ayraçlar. Daha önceden de bu geliştirici günlüklerini incelerken yeni tarih 1178 diye çekmiş olduğum bu videoda bu karakterlerin üstünden geçmiştik. Palay Logo sahnesinden Vali Alexios, Kanta Yohannes, Gürcistan'ı yöneten hanedandan Prenses Tamar, kendisi ilerleyen zamanlarda Gürcistan kraliçesi olacak. Epir valisi Andronikos. Eğer bilmiyorsanız söyleyeyim. Mevcut İmparator yaşlılıktan öldükten sonra daha yetişkinliğe erişmemiş oğlu ve varisi için ciddi bir bela olacak tarihte. Ve Sultan II. Kılıçarslan. Ki bu karakter de benim oynamayı çok istediğim karakterlerden bir tanesidir. Özellikle Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'a karşı Miryokya falan savaşında ciddi bir zafer kazanmıştır. Diğer bir ayraçta ise yine 5 ilginç karakter var. Hem burada görmüş olduğunuz gibi Mısır'ın tamamı, Libya'nın kuzeyi, Hicaz, Yemen ve Suriye'nin çoğunluğuna hükmeden Selahaddin Eyyubi var. Kendisi Mısır'dan Fatimileri def ediyor ve oyuna çok güçlü başlıyor öyle söyleyeyim size. Oyuna gerçekten güçlü başlıyor. Burada Detulus hanesinden Dük Raymond var. Kendisi Lübnan Dük'ü. Burada cüzdanlı 4. Baldwin ablası Prenses Sibila var. Kendisi Gazze kontesi olarak geçer. Kilikya'nın prenslerinden Kont Lemon, Muzafferaddin Gökbörü Beytekinlerden. Böyle ilginç karakterler var açıkçası. Hatta istersek sadece kendi topraklı yöneticimizi yaratmakla kalmıyoruz, kendi maceracımızı bile oluşturabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda 1178 yılının haritası var. Ben de bu haritaya şu an ilk defa bakıyorum. Yani bu videoyu çekerken ve bu haritayı sizlere gösterirken ben de ilk defa bizzat canlı bir şekilde bakıyorum. Şöyle baktığımız zaman çok ciddi aktörler var burada. Özellikle bulunduğu bölgenin kaderini ciddi anlamda değiştirmiş önemli hanedanlar var. Mesela burada bakalım. Selahaddin Eyyubi, Sultan İzzettin II. Kılıçarslan, Vasilevs Manuel, Bizans İmparatoru. Gerçi Bizans İmparatorluğundan da geriye çok bir şey kalmamış gibi. Burada Mümini Hanesi yani El Muhad Hanedanlı mensup bir ülke var. Burada yanlış anlamıyorsam krallık olarak gösteriyor yani mağrip krallığı ama o kadar büyük bir ülke ki istese yani biraz daha zorlasa mağrip imparatorluğunu kurabilir. Burada baktığımız zaman Keita Hanesi var. Kendileri Manding taraflarında böyle biraz sıkışıp kalmış gibi ama belki daha güçlülerdir. 1066'da feodal bir Gana krallığını yöneten hanedan çökmüş ve düklüye geçmişler. Ya aynı zamanda İslam'a da dönmüşler. Ki bakın çok ilginç. Kanarya Adaları'nda hiçbir şey değişmemiş. Hala açamanist kalmışlar. Ki ilginç bir nokta da bu El Güney İspanya'da bir hükmü var. Kendi hanelerinden burada bir yönetici var. Granada aynı şekilde. Resmen kendi hanedan üyelerini koymuşlar buraya. Ha, burada yalnız başka biri var tabi. Burada Portekiz Krallığı var. Borgonya diye. Ki Robert'in hanesine mensup. Bu da yanlış hatırlamıyorsam tabi Fransa'yı yöneten krallık. Borgonya Leon, Ivrea hanesine mensup. Borgonya Castilla yine Ivrea hanesi. Sonra tabi bu haneler zamanla evrilip Trastamara'ya dönüyor diye hatırlıyorum. Bu noktaya kadar da Himena hanesi yok oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi İberya'da yeni aktörler var. Navarra diye ayrı bir hanedan var. Aa, bakın burada Himena hanesi kalmış mesela. Biraz sıkışmışlar buraya. Barcelona hanesi Aragon krallığını yönetiyor. Yani 867'de Kont, 1066'da Dük ve 1178'de de Kral olarak başlıyorlar. Fakat gördüğüm kadarıyla Vasallıların iç dağılımı çok hoş değil. Burada Urgel Hanesi yine Barcelona'dan. Bu da ilginç bir macera olur. Hatta kendisi burada Provence Düklüğünü tutuyor. Fransa'nın yarısına hükmeden bir İngiltere var. Plantagenet Hanesi. Kral 2. Henry. Plantagenet Hanesi'nin ilk kralıdır bu arada. Bretonya Düklüğünün başkentini tutuyorlar. O da ilginç. İngiltere buradaki toprakları yönetiyor. Kralın varisi, oğlu ve rakibi. Genç kral 2. Henry yine. Normandiya'da çok ilginç bir dağılım var. Ha, bu arada gördüğüm kadarıyla Normandiya hanesi hala ayakta. Yani çünkü Plantagenet'le aynı hanedan değiller. Plantagenet Anjou hanesine bağlı. Burada Poitiers annesinden kraliçe Eleanor diyor ama kendisi aslında Akitanya düşesi Eleanor ve hapiste başlıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi gelecekte aslan yürekli Richard olarak bilinecek Prince Richard. İngiltere'nin iç sınırları biraz... E, yani İngiltere'nin iç sınırları biraz e, rezalet diyebilirim. Çünkü İngiltere esasında tarihe baktığımızda bu şekilde yönetiliyordu. Artık böyle düklükten çıkmış her bir kontluğu yöneten Earl dedikleri baronlar var. Burada görüyorsunuz bu şekilde. Ve bu da çok ilginçtir. Dorset'i yöneten Richard'tan sonra geleceğin İngiltere kralı olan topraksız John var. Tabii Wessex artık yok. Ha, bu arada bakın burada Worcestershire Prens Piskoposu. Roger var. Kendisi Normandiya hanesinden. Eski hanedan yani bunlar. Gözüme çarpan şu an başka bir şey gözükmüyor. İngiltere aynı zamanda İrlanda'nın güneyine sahip. Norveçler, Normanlar falan gelmiş. Burası tamamen Normanlar tarafından yönetiliyor çoğunlukla. Kültüre baktığımızda da İngiliz'e dönmüş. Artık Anglo-Sakson kültürü yok. Burada İskoçya var. Kendisi İskoç. Burada bağımsız Adalar Düklüğü var. Mön Düklüğü var. Krovan Hanesi. Norveç nedense hala burayı yönetiyor. İzlanda yine bu şekilde. Şimdi mesela İskandinavya taraflarına bakalım. Norveç'te hanedan değişmiş. Skaki diye bir hanedan var. Kendisi şu an savaştaymış hatta. <laughs> şu işe bakın. Eski hanedan üyesi savaş açmış herhalde. Tabi öyle anlıyorum. Hak iddiası savaşı olması lazım. Halogaland düklüğü komple teokratik yönetimde. Norveç burayı tutuyor. Başkenti burada. Viking düklüğünü alakasız bir hanedan tutuyor. Drottningler. Skaki yine mevcut hanedandan muhtemelen mevcut kralın babası olabilir. Apayrı bir hanedan gelmiş buraya. Burada İsveç'e bakıyoruz. Erik diye bir hanedan var. Yine yeni bir hanedan olsa gerek. Finlandiya'nın yarısına girmişler. Ve kendisi sanırım buradaki toprakları bizzat tutuyor. Evet. Finlandiya kontu var. Bunlar hala pagan kalmış. Novgorod Cumhuriyeti var artık. Yani Rurikler burayı yönetmiyor ve burası bir cumhuriyet olmuş. Ve buraya, burada acayip bir vasal dağılımı var. Vasalların çoğu yani bu bölgeyi yönetenler bölgenin yerlisi ama aynı zamanda pagan. Kolay gelsin. Bakalım eski hanedanlardan birileri kalmış mı? Burası Cumhuriyet tabi. Tanıdığımız ya da tanıyabileceğimiz kişiler yok. Danimarka mesela burada Büyük Kral Valdemar var. Estri tanesi. Kendisi Pomeranya'nın büyük bir bölümüne sahip. Baltık Denizi'nin kıyılarına inmiş bu şekilde. Skania psikoposluğu büyümüş. Burada Estri tanesinden bir prens var. Kral burada yılan düklüğünü tutuyor. Burada bir psikoposluk var. Burada bir psikoposluk var. Ve burada feodal biri var. Burada çok büyük bir pomeranya dükü var. Bilmiyorum Danimarka'nın başına biraz bela olabilir sanki. Fransa'ya bakmamıştık. Fransa'da 58 yaşında yaş sayılabilecek bir kral var ve gelecekte yanlış hatırlamıyorsam 2. Filip olarak başa geçecek bir karakter bu. Ve Philip yine yanlış hatırlamıyorsam gelecekte Richard ile ciddi kavgalarda bulunacak. Burada Kape hanesi mevcut. Bloa hanesi var. Landre nedense Chatenoa'lara geçmiş. Landre hanesinin kaybolmaması lazım aslında şu noktada. Hala tutuyor olmaları lazım ama ilginç. Auxerre var, Burgonya var. e evet, Fransa bayağı bir küçülmüş. Geçmiş olsun denilebilir. Burada Toulouse hanesi var. Kutsal Roma İmparatorluğu'na bakıyoruz. Önceki yıldan biraz toprak kaybetmiş gibi. Hatta İtalya'yı kaybetmiş. İtalya şu an biraz kötü bir durumda. Burada feodal kontuklar var. Ama çoğunlukla yanlış görmüyorsam evet Cumhuriyet. Burada feodal var. Cumhuriyet. 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 Cumhuriyet diye gidiyor. Yani burası Lombard Cemiyeti dedikleri. Ve özellikle Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hükmüne karşı kurulmuş böyle bir Cumhuriyetler Birliği. Ama oyunda ayrı ayrı göstermişler. Venedik burada pulayı almış. Macaristan Krallığı yok olmuş. Gördüğüm kadarıyla da eski hanedan gitmiş hatta. Trippi yok. Kutsal Roma'da benim en çok sevdiğim yöneticilerden bir tanesi. Kızıl Sakal Frederick Hatta Barbarossa'da diyebilirsiniz. Hohenstaufen hanesi. Kendisi bayağı güçlü. Yıllar boyunca kendi gücünü kanıtlamış birisi. Kendisinin hatta imparatorluktaki en büyük rakibi de 4 tane düklük tutan Aslan 3. Henry. Kendisinin dedesinden dolayı Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hakkı var. Burada premisi hanesi var. Bohemia düklüğü olarak geçiyor yine. Swabia tabi bu dördüncü Fredrik. Barbarossa'nın oğlu oladır. Swabia düklüğünü tutuyor. Burada Besançon kontesi var. Aynı zamanda imparatorun eşi. Savoy burada. Ve bakın Habsburglar yerlerinde duruyorlar. Hiç kıpırdamamışlar. Bu da ilginç. İstriya düklüğü var burada. Babenberg hanesi. Avusturya'nın tamamını tutuyor sanırım. Hiç fena değil. Gayet güzel. 5. Leopold. Bakalım burada gözümüze çarpabilecek başka birileri var mı? Karlingler tabii yok oldu. Burada papalık var. Papalığın toprağı biraz büyümüş. Yani yanlış görmüyorsam evet Spoleto'ya girmiş. Sardinya bildiğiniz gibi dağınık. Sicilya Otviller tarafından yönetiliyor ancak Sicilya'nın belki son kralı olabilecek 2. William. 64 yaşında bir varisi var. Navarra hanesinden birileri var burada. Ankre. Hmm. ilginç. Biraz Macaristan'a bakalım şöyle. Arpat hanesi gayet güçlü. 3. Bela fena değil. Aynı zamanda 3. Bela'nın Bizans İmparatorluğu'nda da hak iddiası vardı. Kendisi hatta burada görmüş olduğunuz gibi Adriyatik Denizi'ne ulaşabilmek için Hırvatistan'a girmiş. Nemanyi Çanesi var. Nemanyi Çanesi ileriki zamanlarda Sırp İmparatorluğu'nu kuruyor ve Osmanlılarla da çarpışıyor aynı zamanda. Vojislavljević bunlar da mevcutta kalıyorlar. Polonya'ya bakalım. Piyaslar hala yönetimde. Toprak bütünlüğü yani fena sayılmaz. Piyas Silesia yine piyas hanesinde. Kendi hanelerinden fena değil. Yine piyas tanesi. piyas tanesi. Burada ayrı bir hane. Piyaz güçlü duruyor gibi. Mesela şöyle baktığımızda Litvanya tarafları hala pagan doğal olarak. Bunlar pagan kalmışlar. Bu haneden güçlü. Tarihi bir haneden aynı zamanda. Biraz topraklarını büyütmüş. Fena değil. Belki bu karakterle çok rahat bir şekilde Litvanya kurulabilir. Vsevalodovic hanesi var burada. Rurikidlere bağlı. Rusya'ya bakıyoruz. Iziaslavich. Hmm. Hatta Rutenya krallığı dağılmış. Rurikler kendi aralarında böyle bölünmüşler. Ve Rurik hanesinin tabi başı. Polotsk dükü. Şöyle bir Hindistan'a bakalım. Burada tanıyabileceğimiz kişiler var mı? Çalukya Çola. Hmm. annesinden. hanesinden. Fena değil. Andyalar burada. Peki. Vijaya Bahu hanesi. 1066'da Çola krallığına savaş açıyordu. Kakatiya hanesi var burada. Kendileri normalde bu düklüğü tutuyorlardı 1066'da ve zamanla büyümüşler. Kendi ufak ama zengin krallıklarını tutuyorlar. Burada Kalaçuri Krallığı var. Burada da yine tarihin önemli kişiliklerinden bir tanesi var. 3. Prithviraj. Kendisi özellikle bu da efsanevi karakterlerden biridir. 2. Muhammed Guri. Kendisi kardeşiyle beraber özellikle Kuzey Hindistan'ı fethediyorlar. Bakın burada Gazneliler kalmış. Son kaleleri olan Lahur'u tutmaya çalışıyorlar. Burada Guriler var. Paramara Hanesi var. Solankiler. Pagan Hanesi gayet iyi ilerliyor. Pug hala duruyor. Dayanıyorlar. Onlar da gayet güzel. Bu zamana kadar Tibet'i birleştirememişler ama olsun. Kara Hitaylar var. Yelü hanesinden. Mesela Karahanlar vasalları olmuş artık. Fergana o şekilde. Karahan, Karahan diye. Bu bir imparatorluk. Ama dejur olmayan bir imparatorluk olabilir sanki. Ha pardon dejurmuş. Dejur sınırlar da değişmiş bu arada. Karahitay artık Turan'ın içine de girmiş. Burada devasa bir krallık var. Hotan krallığı. Burada Sirderya krallığı var. Burada Fergana Dükü var. Koço diye apayrı çok büyük bir krallık var. Kolay gelsin. Sultan Alaeddin Tekiş var. Harezmilerden. Aynı zamanda Anuştigin Hanesi olarak da bilinir. Yanlış hatırlamıyorsam. Harezmi Hanesi. Evet tam bir aşiret gibi. Ülke sadece hanedan üyelerinden yönetiliyor. Burada ise Bavendiler kalmış. Sasanilerin son üyeleri. Ayakta kalmışlar. Bağımsız kalmışlar. Hatta topraklarını azıcık da olsa genişletmişler. Fakat İsmaili. Onlar için iyi olmayabilir. Diplerinde Çocuk Sultan Tuğrul var. Burada görüyorsunuz ülkenin yarısına sahip Atabey Cihan Pehlivan Muhammed var. İlde Güzilerden. Ve kendisi yine yanlış hatırlamıyorsam buradaki Selçuklu Sultan'ın naibi oluyor. Ve kendisi ülkeyi ele geçiriyor. Burada yine görmüş olduğunuz gibi vasallar var. Atabey Tuğran Şah var. Burada çok ilginç Nizari imamlığı var. Fatimilerden geliyormuş bu arada. Fatimilerin soyundan. Nizari imamlığı var. Burada böyle Kohestan düklüğünü yönetiyor. Hmm. Abbasiler burada Mezopotamya sultanı olmuş. Burada görüyorsunuz zengilerden Atabey Seyfettin Gazi var. Kendisi Diyarabya emiri oluyor. Burada yine zengilerden Halep emiri var. Burada da Selahaddin'in kardeşleri olması lazım. Suriye, Humus ve Şam emirleri. Burada cüzdanlı kral 4. Baldwin, Antakya dükü. Bakın bunlar Artuklular. Atabey Muhammed Karaarsanoğlu. Ortokid diye yazmışlar ama aslında Artuklular. Burada Erzerum diyor. Erzerum Atabeyli. Tam olarak anlamadım. Dejur bir ünvan değil. Yanlış görmediysem. Ama Saltuklulardan. İkinci sökmen İbrahimoğlu var. Sökmenlilerden. Danışmendiler var. Bakın burada. Danışmendiler olarak da isterseniz oynayabilirsiniz. Mengücekliler var. Şu an Rum Sultanlığı'nın içindeyiz. Galatlar. Pisidya ülke resmen 11 çocuk arasında bölünmüş şekilde duruyor. Şu Bizans'a baktığımızda burası idari hükümet. Başta Basilios Manuel var. Burada 2. Ioannes var. Alexios ki Komnenos hanesindendir. Efes valisi var. Batatzes. Dukas hanesi var. Bizans yönetmiş eski yönetici hanedanlardan. Sinadenos. Kontos Stefanos ki Atina ve Girit'i tutuyorlar. Epir valisi Angelos. Dukas yine Dirachion'u tutuyor. Yani Dirach tarafları. Bulgaristanı Palaylogo. Aynısı tutuyor. Sirmia ve Vidim var. Görmüş olduğunuz gibi efendim. Ha yani tabii son bir de en önemli karakteri atlamadan Örgü Şefi Timuçin. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi 1 Ocak 1178'de başlarsanız ve iyi oynayabilirsiniz. Artık gerçekten Timuçin olarak tarihteki Cengiz Han olarak Timuçin'i kullanıp Cengiz Han olabilirsiniz. Ve bu şekilde Moğol İmparatorluğunu kurup bakın Moğolistan değil Moğol İmparatorluğunu kurup dünyayı fethetmeye çalışabilirsiniz. Bu da çok ilginç bir hikaye olabilir. Hatta ben Timuçin'le de alakalı kesinlikle bir video yapmayı planlıyorum bu konuda. Ki aynı zamanda şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum videoyu bitirmeden önce. Şu an burada haritanın bütününde topraklı karakterleri görebiliyorsunuz. Peki dersiniz ki ya biz mesela 1178'i seçtik. Biz rastgele herhangi bir topraksız maceracı olarak oynamak istiyoruz. Nereden bulabiliriz? Burada karakterler ve topraksız yöneticiler sekmesi var. Buraya tıkladığınızda Oyunda hali hazırda var olan topraksız karakterleri bulup seçebilirsiniz. Bunlarla oynamanız mümkün. Mesela bakın burada Efendi Kızılboğa var. Kayı boyundan. Ki bu da çok ilginçtir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kayı boyundan geldiği söylenir. Yani oyunda eğer Osmanlıları kurmak isterseniz... Burada Kaya Alp var aynı zamanda Kızılboğa'nın varisi olarak. Hatta görüyorsunuz burada Kaya Alp Kayı var. Yani Kaya Alp Kızılboğa'nın varisi olarak gözüküyor. Tabi bu 1178... 1178'de biraz daha az olabilir ya da fazla da olabilir. Gördüğüm kadarıyla topraksız yöneticiler 1178'de bu kadar. Şu an 1066'dayız mesela. Topraksız karakterlere bakıyoruz. Burada kitap ayrıcı olan Muhafız Hayward var. Rodrigo Campeador var. Hatta El Cid olarak da bilirsiniz. Burada Emevi Hanesi'nin son üyelerinden Velide var. Raul Hanesi'nden topraksız biri var. Yine burada çeşitli topraksız karakterler var İstanbul'da. Burada görmüş olduğunuz gibi Kutalmış'ın oğulları kampına sahip Süleyman var. Burada Danişmendiler var hatta. Mesela dersiniz ki ya Selçuklular olarak değil de Danişmendiler olarak şöyle Doğu Anadolu'yu önce bir alıp sonra komple Anadolu'yu alalım derseniz de bu da olur. Burada Hasan Sabbah var. Özel olarak hazırlanmış topraksız karakterler bu şekilde. Ve şu an 867'deyiz. Buradaki topraksız karakterlere bakalım. Burada belli başlı topraksız karakterler var. Mesela Ragnar'ın oğullarından Ubbe var. Ubbe normalde oyunda toprağı yoktu. Ancak bu yeni gelen ek paketle artık kendisini de oynayabileceğiz. Burada Normandiya hanesinden Crawford var. Sonradan kendisi Normandiya'yı alıp Rollo ismini alıyor. Burada Zerdüştü'yü olan Ziyar var. Gördüğüm kadarıyla da seçenekler bu şekilde. Yani bilinen 7 karakter var. Ancak bu sizi durdurmamalı. Çünkü siz isterseniz eğer oyunda herhangi bir ülke seçip kendi maceracınızı oluşturabilirsiniz. Buradan kendi karakterinizi oluşturursunuz. Bu şekilde rastgele bir karakter yaptık mesela. Kendisi diyelim savaşçı olsun. Böyle özellikler koyduk kendisine. Tamamladık. Ve benim gördüğüm kadarıyla Ubbe yerine şu an North Riding'de bulunan kampa gelmiş durumda. Tek yapmanız gereken ilgili ülkeyi seçip ister Abbasilerin başkenti olan Samarra'da isterseniz Abbasilerin içinde bir vası olan başka bir vasalı seçip onun başkentinde kamp kurmuş bir maceracı olarak oyuna başlamanız da mümkün. Tek yapmanız gereken şey ilgili ülkeyi seçip ilgili ülkenin başkentinde kamp kuracak bir maceracı yaratmak. Oyunda böyle bir güzellik de var. Biraz da oyunun şu kültür, din ve dejur dağılımları gibi 1178'e özel görüntülerine bakalım. Şu an gördüğünüz gibi belli başlı yerlerde değişiklikler var. Özellikle Fransa'da şu an dejur krallık haritasını açtım. Akitanya diye bir krallık artık yok. Yani Güney Akitanya bölgesi tamamen Fransa krallığına kaynamış durumda. Dolayısıyla Fransa kralı buraların meşru hükümdarı olmalı. Mesela İspanya'ya baktığımızda Kastilya krallığına bakıyoruz. Kastilya krallığı artık Toledo'yu tutuyor. Dejur'da resmi olarak. Aynı zamanda Portekiz krallığı var. Baya emirliğini içinde tutuyor. Aynı zamanda Coimbra ve Portugal'de var. Fakat çok gariptir ki Elgarb yani Algarve düklü hala Badajoz'a bağlı. Endülüs Dejur Krallığı Toledo'yu kaybetmiş. Dolayısıyla bugün günümüzdeki İspanya içerisindeki Endülüs bölgesini anımsatıyor biraz. Mesela imparatorluk olarak baktığımızda ise Sicilya Krallığı 867 ve 1066'da normalde Bizans'a bağlıydı. Ki artık evet oyun kurallarında kutsal olmayan Roma İmparatoru diyebiliyorsunuz Bizans'ı. Bu da mevcut. 1178'de Sicilya artık İtalya İmparatorluğu'na kaymış. Şimdi neden böyle olmuş diyebilirsiniz. Esasında çok basit. 1066 yılında artık Bizans çoktan Güney İtalya'daki topraklarını kaybetti ve zamanla resmi açıdan anlamış olmalılar ki artık bir daha oraya alamayacaklar gibi düşünülebilir. İngiltere içerisindeki Dejur Düklük isimleri değişmiş. Haywich Düklüğü artık Gloucester Düklüğü olarak geçiyor. Mercia'ya Hereford demeye başlamışlar. Lancaster ve York bildiğimiz gibi. Northumbria artık Northumberland olarak geçiyor. Bu da ilginç. Ki bu Dejur haritalarda en ilginci bana sorarsanız karşınıza görmüş olduğunuz Rum sultanlığı. Rhodes to Power çıkmadan önce 867'de veya özellikle 1066'da Selçuklular olarak Rum sultanlığını yani Anadolu Selçuklu krallığını kurmak istediğinizde Anadolu ve Pontus krallığını tamamen kontrol etmeniz gerekiyordu. Yani şöyle söyleyeyim Anatolia, Rum ve Pontus krallıklarını tamamen kontrol edecektiniz ki buralar Rum sultanlığı olarak tek bir krallığa kaynasın. Rum Sultanlığı artık bu şekilde. Anadolu, Kapadokya, Arsianon, Sivas düklüklerinden oluşuyor. Dört tane. Ya oyuna ilk girip haritaya baktığınızda biraz şaşırabilirsiniz. Artık Dejur'da bu kıyısal bölgeler Rum Sultanlığı'nın bir parçası değil ama... Belki Bizans'ın zayıflaması durumunda buralara da çöker ve yakın zamanda kendisi Bizans İmparatoru yaparsanız bir noktada Dejur bölgeler olabilir değil mi? Önceden de bahsettiğim gibi Turan Dejur İmparatorluğu'nun da sınırları küçülmüş. Burada Karahanlıların tuttuğu Sir Derya Krallığı artık Karahitay Hanlığına bağlı gözüküyor. Onun dışında gördüğüm kadarıyla dejur durumlarda çok bir değişiklik yok. Her şey önceden gördüğümüz gibi. Ha tabi bir de şurayı da atlamayalım. Artık Galicia Krallığı yok. Onun yerine Galicia Düklüğü resmiyette Leon'a bağlanmış durumda ve Leon'un dejur krallık yapısı da bu şekilde. Onun dışında mezheplere gelecek olursak tahmin ettiğimiz gibi mesela Avrupa'nın çoğu hala Katolik. İberya'nın güneyinde Müvellediler var. Ortalarda mozaraplar biraz daha sıkışıp kalmış. Fransa'nın güneyinde Katar mezhebi mevcut. Bu bir Hristiyanlık mezhebidir. Albi bölgesinde ilk çıkmıştır ve Albijens Haçlı Seferi'nin de bir noktada odak noktası haline gelir. Yani esasında bu bir Haçlı Seferi değil ama Fransız Kralı'nın o bölgede sözüm ona dinsizlere karşı yapmış olduğu bir iç çatışma diyebiliriz. İngiltere İrlanda'nın güneyini kontrol ettiği için burayı Katolik mezhebine çevirmiş. Norveç ve İsveç tamamen Katolikliğe geçmiş. Sadece Danimarka'nın uç noktalarında Asatru mezhebi sonuna kadar dayanıyor diyebiliriz. Pomeranya Slav dininden çıkmış. Litvanya Vidilis kalmaya devam ediyor. Rusların yaşadığı bölgeler yine çoğunlukla Ortodoks. Finlerin ve Samilerin mezhebi olan Ukonusko yani Ukon'un mezhebi hala devam ediyor. Sadece tabi İsveç buraya nüfuz ettiği için Finlandiya Dejur Krallığı'nın güneybatısında ufak ufak Katolik dönüşümler başlamış. Volga Bulgaristan yani Dulo Hanlığı'nın yönettiği yerler Aşari mezhebine dönmüş. Kumanya'nın tuttuğu yerler tamamen Tengri olarak kalmaya devam ediyor. Sicilya'da özellikle Kalabriya ve Sicilya'nın bağlantı noktalarında Ortodoksluk mezhebi var. Palermo'da Müslüman bir nüfus var. Onun dışındaki yerler Katolikliğe dönmüş. Bosna taraflarında Kristiyane dedikleri Bosna Hristiyanları var. Ki bu 867 ve 1066'da da mevcuttu. Anadolu Selçukluların tuttuğu yerlerde maturidilik çoğunlukta. Zaten baktığımızda da çoğunluk Dejur'da bu mezhep yayılmış. Ermenilerin tuttuğu Kilikya prensliği ise Apostolik Hristiyanlık'ta. Orta Doğu'da Eşarlık baskın. Mısır'da hala Kıpti Hristiyanlar mevcut. Kuzey Afrika'nın neredeyse tamamını tutan El Muhad halifesi büyük çoğunlukla tuttuğu bölgeleri kendi mezhebine döndürmüş. El Muhadların güneyinde ise Güneybatı Afrika taraflarında hala Bori, Orisan, Akom, Siguig, Bidaik, Rugan gibi reform edilmemiş mezhepler mevcut ancak Eşarilik mezhebi de özellikle Keita ve Cisse hanelerinin olduğu yerlerde çoğunlukta. İran coğrafyası tamamen maturidi olmuş neredeyse. Sadece ortalarda Nizariler ve Zeydiler var. Afganistan taraflarında Mahayana Budizmi devam ediyor. Uzun bir süre bu bölgenin Müslümanlar tarafından tutulmasına rağmen. Hindistan tahmin edebileceğiniz gibi homojen olmayan bir karışım. Yani tamamen bir çorba. Benim dikkatimi çekense Theravada Budizmin Sri Lanka dışında özellikle Burma'nın dışına da yayılmış olması biraz ilerlemiş yani. Onun dışında da Orta Asya tarafları da ya Nestürilik ya da Tengri mezhebinin çoğunlukta olduğu yerler. Bir de şu kültür haritasına bakalım. Mesela Fransa'nın çoğunluğu Fransız kültürüne mensup. Güneylerde hala Oksitan kültürü var. İberya'da durum çok değişmemiş. Yani Bask, Aragonlu, Katalan, Kastilya, Asturleonlu, Galiçalı, Portekizli ve Endülüs kültürleri devam ediyor. Afrika'da değişen bir durum yok. Çoğunlukla aynı. Norman diye düklüğünün dejur bölgelerinde Norman kültürü mevcut. İngiltere'de artık Anglo-Sakson diye bir kültür yok. Onun yerine tamamen Kernevek hariç tamamen İngiliz kültürüne geçmişler. Fakat yönetici kast Norman. İskandinavya bildiğimiz gibi değişen bir şey yok. Sicilya kültürü bu noktada bayağı bir yayılmış çoğunluk dejur krallıkta. Macar kültürü tamamen yayılmış. Önceki Mogyer kültürü artık yok. Çok ilginç noktalardan bir tanesi de üzerinde Eflak Dejur Krallığı'nın olduğu, Eflaklı kültürü ya da oyundaki tabiriyle Ulah kültürü Moldova Dejur Krallığı'nın altında da tamamen baskın bir şekilde. Eskiden burada Rus kültürü olurdu özellikle 867'de. Sonrasında Ruslar burayı terk etmiş olacak ki onların yerine Eflaklılar gelmiş ve hem Eflak özellikle Vidin ve Moldova taraflarını tamamen tutuyorlar kültür açısından. Anadolu'da Türkmen kültürü var. Türkmen kültürü bu şekilde. Kılıç zoruyla, yetenekli avcılar, at beyleri ve yönetim kastı gibi kültürel geleneklere sahipler. Ben bu kültürün normalde Yunan ve Oğuz melezlemesi olmasını beklerdim ancak oyunda belirttiğine göre Oğuz kültüründen ayrışmış diyor. Ki bu noktada yani gerçeklik açısından ayrışım kültürü olması daha mantıklı. Çünkü bu bölgedeki insanlar, yani Oğuz Türkleri bir noktada Anadolu'ya yerleşip Bozkır'daki hemşerilerinden kopuyorlar diyebiliriz. Evet kendi kültürlerini de beraberinde getiriyorlar ve o bölgenin kültürel yapısını ciddi anlamda değiştiriyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Oyunda mesela siz neden kendi kültürünüzü bizzat yaymak yerine melez kültürü yaparsınız? Çünkü yabancı kültürle yakınlaşmayı arttırmak kendi kültürünüzü o topraklara bizzat yaymaktan çok daha kolaydır. Hele ki gelişmiş bir toprak ise üzerinde bulunduğunuz toprak kendi kültürünüzü yaymak ortalama 10 sene belki 15 ile 20 senede alabilir da çok zahmetli bir iş. Oyun mekanikleri içerisinde o yüzden bana sorarsanız ben Oğuz ile Yunan kültürünü melezlemeyi tercih ederim. Hem de ilerlemiş Yunan kültürünün buluşlarını da keşfetmiş oluyorum. Ama tabii tarihi açıdan gerçeklik ve biraz da roleplay açısından önce Oğuz kültürünün buraya nüfuz edip sonra Oğuzlardan ayrışması son derece mantıklı geliyor bana. Suriye ve Irak civarında Meşrikiler çoğunlukta. Mısırlı ve Bedevi kültürleri burada gözüküyor. İran taraflarına bakıyoruz. Brahui kültürü tamamen yok olmuş ve onun yerine Beluci kültürü gelmiş. Afganlar burada, Oğuzlar bu şekilde. Hazmiler bir noktada Uz boyu kaybetmişler sanırım kültür açısından. Burada Uygur kültürü var. Hindistan'ın güneyinde özellikle Tamil kültürü mevcut. Aynı zamanda Sri Lanka'da Sinhala kültürü var. Çok bir değişim yok açıkçası. Efendim 1178 haritamızda bu şekilde. Çok ilginç oynanabilecek karakterler ve çok ilginç bir şekilde değiştirilebilecek kaderler var. İlerleyen zamanlarda birer tane daha video sizlerle paylaşacağım. Topraksız karakterlerle alakalı hem de yeni yönetim şekli olan idari yönetimle alakalı hem imparator hem de içeride vali olarak bulunan karakterlerle alakalı da bir ilk izlenim videosu sizlere sunacağım efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, hoşçakalın.